Mirror'dan herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Xiaomi Mi Band 3'ün kutu açılış videosuyla beraberiz. Şimdi öncelikle cihazın kutusunu inceleyelim. Mi Band 2'de full kartondu. Bunda artık karton değil. Şöyle göstermek gerekirse cihazın teknik özellikleri burada Çince yazıyor. Şöyle alt tarafında bir alt değil aslında bana doğru olan kısımda bir Mi logosu. Üst tarafında bir Mi logosu var. Bu Mi logoları neden Xiaomi yerine Mi yazıyor onu söyleyeyim size. Şimdi cihaz Çin'de Xiaomi diye okunuyor ve bu Çince bir kelime. Ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ama diğer ülkelerdeki insanlar Xiaomi'yi telaffuz edemediklerinden dolayı zaten bir de X, I, işte A-O-Mi diye yazılıyor. Zor okunuyor telaffuz edemedikleri için. Mi diyorlar buna. Mi Store. Mesela Mi Store Türkiye. Xiaomi Türkiye değil. Açılan mağazası. Böyle de bir gereksiz bilgi verdikten sonra cihazın kutusuna bak işte şeffaf üstüne bir plastik olan bir kutu var. Neyse kutu açılışa geçelim. Öncelikle cihazın kapağını açtığımızda bize böyle arkadaş selamünaleyküm diyor. Ya da göz kırpıyor diyelim. Selamünaleyküm demiyor. Müslüman değil çünkü abi. Nereden selamünaleyküm diyor. Bir de bağlayacağımız cihazı aldık yanımıza. Evet. Şimdi açıyoruz. İçinden Mi Band 3 çıkıyor. Bir adet kordon çıkıyor şöyle. Siyah. Zaten siyah sabit. Herkesin seveceği. Hiç fena olmayan bir renk siyah. Siyah kordon çıkıyor. Bir adet de ne çıkıyor efendim? Şöyle yuvaya oturtmalı şarj aleti çıkıyor. Gayet olması gereken gibi adaptörü falan çıkıyor içine. Bir de böyle kullanma kılavuzu. Kesinlikle okumanızı şiddetle tavsiye ettiğim böyle. Tabi bu şeydeki böyle. Benim aldığım böyle. Türkiye'deki böyle olmaz. Ben bunu Çin'den sipariş ettirmiştim. O zamanlar daha Türkiye'ye gelmemiştim. Şu an Türkiye'de de bulunuyor. Bu yüzden Türkiye'den de alabilirsiniz. Neyse bunları da kenara köşeye attıktan sonra gelin efendim cihaza. Şimdi şöyle bir kutuyla geliyor. Bunu böyle buradan çıkartıyoruz. Direkt çıktı. Böyle karton bir şey. Şuna şöyle kenara alalım. Şu ekranda da bir jelatin var. Ama ondan önce şarj yuvasına şöyle oturuyor. Oturmuyor, uçuyor. Mükemmel. Tekrar çıkartıyoruz. Biraz zor çıkıyor biraz. Evet, şunu şöyle. Cihaz da çıkmış bu arada. Şunu şöyle şuradan kaldırıyoruz. Bu ekranda bir jelatin var. Böyle anında sayılar yazıyor. Böyle bendeki cihaz Türkçe. Biliyorsunuz artık bunları güncelleme geldi. Uygulamanızı güncelleyerek Türkçe yapabiliyorsunuz. Bu elimdeki jelatini de bunu kenara aldık. Şöyle de bir kordonu açıyoruz. Kordon içinde şöyle silikon bir şey çıkıyor. Silikon değil hatta bu. Neydi abi? Böyle köpük tarzı bir şey. Böyle kablosu şarj aletini kenara alalım. Bunu böyle takıyoruz. Tabii takmadan önce böyle bir inceleyelim. Şimdi bunda ne var? Saat var. Ki zaten olması gerekiyor. Adım sayar. Kat ettiğiniz mesafeyi ölçen. Mesela günde bilmem ne kadar yürümüşsünüz. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Günde ne kadar yürümüşsünüz onu gösteren bir şey. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Yaktığınız kalori şarjı var. Nabzınızı ölçebiliyorsunuz. Şöyle basılt diyorsunuz. Ölçmeye başlıyor. Benimkini ölçelim. Bir de arkadan şöyle yeşil bir ışık çıkıyor. Bilen biliyordur zaten. Şöyle bir bakalım ölçecek mi? Normalde bilekten algılıyor ama parmaktan deneyelim mi? Evet bekliyoruz. 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 Waiting. Waiting. 86 çıktı. Hemen hemen doğru ölçtüğünü söyleyebilirim. Daha önce test etme fırsatı buldum. Hava durumu misal bugün İstanbul karlı, yarın da karlıymış, çarşamba günü güneşli ama yarın bugün karla karışık yağmur var zaten orada da yazıyor. Karla bulutlu, karla bulutlu evet bu da ondan sonra da bulutlu. Koşu bandı özelliği var başlattığınızda bu spor aktivitelerinizi yapmanı sağlıyor. Şöyle basıyoruz, ne olmadı bu? Şöyle bir daha bakıyoruz, çok fazla tıkladık. Şu bandını şöyle basa tuttuğumuzda
geçiyor ve başlatıyor. Başladığında hem kalp ritmini ölçüyor, hem ne kadar koştunuz onu ölçüyor, ne kadar hızla koşmuşsunuz onu ölçüyor şu altta, ayakkabı olan kısımda. Burada attığınız toplam adımı ölçüyor zannedersem, aynen attığınız adımları. Bu da hangi sürede başladığınızı ölçüyor. Ve tabi kalp ritminiz falan filan, ne kadar zamandır yaptığınız var. Böyle. Durduruyoruz. Mesafe kaybetmek için çok kısa, evet. Bir de başka ne vardı? Öbürünü kaldırmışlar mı? Sağa doğru çekince olmuyor. Aa, gitti mi öbürü ya? Fena bir şey vardı burada. Heh, hala var. Egzersiz. Buna başlattığınızda İşte artık ağırlık mı kaldırırsınız, koşar mısınız, sınav mı çekersiniz, mikrofi çekersiniz, ne yaparsınız? Yaktığınız kalori, ne kadar süre başladınız, bir de neyi gösteriyor? Kalp ritminiz, nabzınız. Şöyle bir şey yapalım bakalım, ölçecek mi? Gerçi bu bir dakika içinde ölçüyor aşağı yukarı. Bu da böyle çalışıyor. Ardından söylememiz gerekirse başka bildirimler, mesajlar, işte izin verdiğiniz uygulamaların bildirimleri bu ekrana geliyor. Burada kronometre, başka bir adet sarkalya bir tek, telefonu sessiz alma ya da sesini açma tuşu. Cihazı bul, bunu açtığın zaman telefonunuz eğer bağlıysa Bluetooth'la ötüyor. Ve şöyle şeyler var. Farklı farklı ekran modları. Ben bunu tercih ediyorum genelde. Hem daha büyük gözüküyor, hem de daha iyi. Burada adım falan filan var. Bunu tercih ediyoruz böyle. Başka daha da bir şey kalmadı. Şimdi bağlayalım. Nasıl bir bağlayacağımızı öğrenelim cihaza. Evet. Şimdi Xiaomi Mi Fit uygulamasını kullanacağınız cihazı yüklüyoruz. Yükledikten sonra orada bir oturma açma ekranı var. Onu yapmamız gerekiyor. Oturma açma ekranında işte yaşınızı falan filan veriyorsunuz. Oradan ölüyorsunuz. Şimdi buradan cihaz ekliyoruz. Bilekliği seçiyoruz. Tamam dedim. Aç dedik Bluetooth'u. Evet, izin verelim. Bluetooth açılıyor. Aygıtlar aranıyor. Yeniden dene. Bilekli çipini yakın tutuyor. Üstüne koyalım o zaman biz de. Beklemeye devam. Evet, içeri. Şuraya basın. Bastık. Şimdi eşleştiriliyor. Ve eşleştirildi. Az önce benim anlattıklarımı anlatıyor işte. Nasıl geçiş yapacağınızı falan filan. Şükür mesaj geliyor. Bildirimlerden nasıl aramaya döneceğinizi, cihazı bu özelliğini, kilit açma özelliği de var. İsterseniz ekleyebiliyorsunuz. Yukarı kaldığınızda yani direkt şöyle yaptığınızda hareket etmiyor. Kilidi açmanız gerekiyor önce. Burada nasıl takmanız gerektiğini söylüyor. Böyle bağlı cihazı. Artık bağlı. Buradan işte şeyleri görebiliyoruz. Ne kadar şarjı var. Ekran kilidini açma falan filan. Etkinlik hatırlatıcı. Buradan kendinize hatırlatıcı ekleyebiliyorsunuz. Mesela ne yazalım? Video check. Yazdık, kaydettik. Bunu bize söylemesi gerekiyor. Mesela bir dakika sonra hatırlatacak. Şöyle kaldırayım ama biraz belki gelir ekranı. Bu arada kameranın önünde pek şey yapmaya alışık olmadığımız için sürekli şey yapıyoruz. Kamerayı ayarlayamıyoruz. Ondan sonra alarm var. Gelen alarm gördüğünüz gibi. Bilirim geldi. Bu video çekti. Şu an titriyor. Çatır çutur. Buradan ayarlayabiliyorsun. Mesela rahatsız etmeyi ben açıyorum genelde. Bunu açtık. Otomatik olarak aç. Saat 10'dan sonra bileklik titreme başlıyor. Hedef bunu işte hedefinizi ulaştığınız zaman yürümeye mesela kaç bin hedef ayarladıysanız buna 5000 ayarlı. Aşağı yukarı günde 10.000'i buluyor benimki. Onunla beraber zaman geldi çaktı. Oturma yöresini açarsanız eğer şey yapıyor. Bir saatten fazla oturursanız hareket etmezseniz sizi hatırlatıyor, haber veriyor. Hani kalk bir hareket et kardeşim yeter artık diyor. Sıra yapıştın ya da masaya yapıştın ya da koltuğa yapıştın diyor. Ondan sonra öyle. Bir de bildirim ayarlarını buradan açabiliyoruz. Tamam diyelim. Nefite izin verelim.
verdi, geri geldik, izin verdik, izin verdik, anladım. Uygulamaları yönet. Burada istediğiniz uygulamaların bildirimlerini aktifleştirebiliyorsunuz. Mesela bununki aktifleşsin diyelim. Ondan sonra bir Instagram'ınkini aktifleştirelim. Tamam diyelim. Çıktık. Bunlar artık bildirim cihaza gelecek. Birazcık da bundan önceki cihazla bir karşılaştıralım özelliklerini. Bunun ekranı 0.72 inç. 78 pardon. Mi Band 3 bu. Mi Band 2'nin de 0.48 inçlik bir ekranı vardı. Bunun çözünürlüğü 128x80 piksel. Yani hiç fena bir çözünürlüğü yok. Şu an gayet net, ben görebiliyorum her şeyi. Hani böyle kare kare olma olayı yok. Gayet güzel okunuyor, gözüküyor. Şöyle bir bileğe takalım. Ondan sonra OLED ekranı var. Tuza diyorum. Aynen, tuza dayanıklı. Çünkü o da bir toz sayılır. Toza, suya dayanıklı. Suyun altında 50 metreye kadar hiçbir sıkıntı çıkarmadan kalabiliyor. Mi Band 2'de de bu özellikler vardı. Başka hoparlörü yok zaten, mikrofonu yok. Görüşme yapamıyorsunuz ama telefonların çağrılarını buradan şey yapabiliyorsunuz. Cihazı sessiz alabiliyorsunuz. Basıp tutup şunu. Home butonu mu diyeyim, her neyse. Ondan sonra Bluetooth 4.2 var. Dediğim gibi gelen çağrı reddetme. Surf etkinliği tanıma, gelen çağrı bildirimi, tenis etkinliği, anlık takip, SMS görüntüleme, koşu etkinliği tanıma, yüzme etkinliği tanıma, bisiklet etkinliği tanıma, çoklu spor modu, uygulama bildirimlerini görüntüleme, saat gösterimi, bu zaten olması gerekiyor. Kalori takibi, hareketsizlik uyarısı, etkinlik takibi, arayan isimlerini gösterme, gelen arama bildirimi, gelen SMS bildirimi, arayan numarayı gösterme, hava durumu, hatırlatıcılar, alarm, uyku monitörü, telefon ekranının kilidini açma ve telefonu bulma gibi böyle hiç fena olmayan, gayet fiyatına göre başarılı performansının bir akıllı bilezik Xiaomi Mi Band 3. Mi Band 2'ye göre ekranı daha büyük, netliği daha iyi. Başka söylememiz gereken fazla bir şey yok sanırım. Zaten video 12 dakika olmuş. Bu biraz fazla uzun oldu. Böyle. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz efendim. Abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Bizim Facebook, Instagram, Twitter, Cartroot hesaplarımız da mevcut. İsterseniz Teknomirror ismiyle aratıp bize ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın efendim. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.